Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinç Okuru Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. 2014 gökyüzü görünümleri açılımlarıyla programıyla sizlerleyiz. Evet sevgili Demet, kova burçları için ilginç bir dönem. Ben de kova burcuyum, evet. Biliyorsun. Beni bana anlatsana. Neler başıma gelecek? Evet sevgili kovalar. 2013 çok değişik bir yılda, 2014'te neler olacak? Geçen yılki tüm tahminlerin tuttu. Öyle mi? Vallahi evet. Ki. İzledim de geçen yılki videoları, gerçekten tutmuş. Hatta nasıl olur filan diyorduk. Aşk var, evet. Evlilik var filan, evet, derken. Evet, gerçekten, evet. Gerçekten çok ilginçti. Yani geçen yılki videoları ben de izledim. Gerçekten ilginç şeyler olmuş. Yani evet. O 5. evden gelen evet. Jüpiter etkisi şudur budur. O kadar iyi çalışmış ki o. Aşkı temsil ediyor ama o aşkla beraber çocuk doğurur o aşkta. Evet. 5. evden gelen bir Jüpiter etkisi. Arkadan 6. ev var, 7. ev var. Çok güzel bir dönem başlıyor. Evet. Kovalar için iyi bir dönem. Yani biraz Satürn zorlasa da, sorumluluklarını arttırsa da evet. Ben iyi derim bu yıl için. Evet, Satürn yıl sonuna kadar Akrep burcundaki seyrini sürdürecek. Kovaları da özellikle iş, kariyer, toplum önündeki statüleriyle ilgili konularda bu ara sınıyor. Bazı sorumlulukları arttırıyor. Zaman zaman zorlasa da biraz güçlendiriyor. Yengeç burcundaki Jüpiter 17 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda kalmaya devam edecek. Günlük iş yaşama, evet, günlük konularda... iş yaşamıyla ilgili paratar kazançların artması, yanında yardımcı, evet. Sıkıntı yaratan bir yardımcının işten ayrılması, yeni bir yardımcının gelmesi, evcil hayvan sayısının artması, evcil hayvanlarla ilgili konuların çok fazlasıyla gündeme gelmesi, sağlığın daha iyi bir noktaya gelmesi, kıyafet, evet. Giyinmek ve beslenmekle ilgili düzenin değişmesi dediğimiz yapılar 17 Temmuz'a kadar aslında Kova burcunun kendisi içinde yaşayacağı belli dönemler. Yani Kova burcu için aslında Jüpiter'in pozisyonu çok iyi. Çünkü Jüpiter küçük hastalıklara karşı korur, mideyle ilgili bir sıkıntı varsa çözer. Evet. Bunları tam anlamıyla belli bir noktaya getirir. Satürn'ün 10. evden gelmesi, işte biraz dikkatli olmak gerekiyor. Satürn çünkü çok fazla çalıştırıyor, sorumluluk veriyor, güneşe kare yapıyor, harcamaları arttırıyor, sağlığı biraz zorlayıp diz, kemik, evet. Baş ağrısı, saçlarda dökülme, dişlerle ilgili küçük sorunlara sebebiyet veriyor. Ama bak işte ben bunları bildiğim için ne yaptım? Dişlerimi yaptırdım. Evet, temkinli olup önlem alabiliriz. Temkinli olup bunlara karşı önlem alabiliriz. Yani astroloji ne zaman ben biriyle evleneceğim sorusunun cevabı değil, hayatın ta kendisinin cevabıdır. Böyle baktığımızda arkadaşlar güzel ve olumlu değerlerin olacağı bir 2014 yılı bizi bekliyor. Çünkü 2014 yılını 12 Temmuz'undan sonra Jüpiter'in Aslan burcuna girmesi, karşı çift karakterli bir dolunay etkisi Güneş'in karşısına vermesi, evlilik, eş, iş ortaklığı, birliktelik gibi konuları da fazlasıyla gündeme getiriyor. Kovalar aslında bu Venüs retrosundan ve Mars retrosundan hemen hemen hiç etkilenmeyen, yani gökyüzündeki bu gezegenlerin karanlık düzeyinden hiç ama hiç etkilenmeden gerçekten keyifli bir döneme girecekler. Yalnızca işte Mars ile Uranüs'ün bazı gökyüzünde gergin olduğu dönemler var. Kovalar bu yıl biraz Mars'ın bazı açı değerleri yüzünden yani yıl şaşabiliyor. Yıl şaşması dediğimiz yapılar. Şimdi öyle bir etki ki 2 Mart'tan itibaren 12 Temmuz'a kadar 9. evde Mars'ın etkileri, işte eğitim vermek, mahkemelerle ilgili konuların gündeme gelmesi, bunun yanında seyahat etmek, yolculuk yapmak, hukuksal konuları gündeme getirmek, eğitim alıp vermekle ilgili konularda şanslar verirken yılın aslında garip bir şekilde Ağustos ayı kariyer hayatında ve Eylül ayı kariyer hayatında çok hızlı ilerleyeceği aylar olarak görünüyor. Ama ne yazık ki bizler gibi Orta Doğu ülkelerinde Temmuz ve Ağustos ayları tatilde geçtiği için Ağustos ayındaki o iş ve kariyerle ilgili büyük avantajları pek çok kova burcunun da yaşaması zor görünüyor. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse. Fakat Jüpiter'in gene güzel etkileri var. Mesela 1 Mart'taki Jüpiter'le, gerçeği söylemek gerekirse, Güneş'in arasındaki açı değerlerinin çok avantajı, iş ve kariyer hayatı ile ilgili olumlu etkiler, biraz eline para geçebilir. 18 Nisan kovalar, takviminize yazın. Beklenmedik bir gelir gelebilir, çalışma hayatınızla ilgili, yaşamınızla ilgili, yanınızda çalıştığınız insanların desteği olabilir. 25 Temmuz aşk Birliktelikler, birlikteliklerde olumlu etkiler, evli kovalarda, çocuk ve çünkü 5. evi de etkiliyor, evet. İkizleri, seyahat. Bunun yanında da şeye de sebebiyet veriyor. Yeni bir aşk mesela 18 Ağustos'ta yeni bir aşk çıkabilir karşılarına. 5 Aralık, Venüs, Üçgen, Jüpiter, Yay, Aslan değerleri, çevrelerindeki evet. insanlar, arkadaşlar, dostlardan ve 15 Aralık Güneş, Üçgen, Jüpiter 22 derece Yay, Aslan 2. açı. Bu Aralık ayı, Ağustos ayı ve Mart ayı bayağı değişik ve olumlu geçebilir. Evet. Kovalar için. Bir de iş ve kariyerle ilgili 11 Şubat biraz zor, 10 Mayıs Şubat, biraz zor. Evet, 11 Şubat'ta Güneş Satürn karesi 11 Şubat ve yakınlarında doğan kovalar için biraz zorlayıcı olabilir. Ya da aile büyükleri, otorite kavramları ile ilgili sorunlar oluşabilir. Kronik sağlık sorunları biraz zorlayıcı olabilir. 10 Mayıs, 10 Ağustos, 26 Ağustos ki 26 Ağustos'ta Mars da Akrep'te olacağı için Satürn'le olacak etkileşim daha da zor bir döneme işaret ediyor olabilir. Çok çalışmak, yorulmak, sorumlulukların artması da tabii Satürn'ün neden olduğu, Mars'ın neden olduğu etkiler olabilir. Benim kovalara bir tavsiyem var, buyur. Evet. Bazı tavsiyelerde de bulunuyorum. Çok çalışın çocuklar. Evet. Çok çalışın. Kova burcunun çok çalıştığı takdirde önümüzdeki 12 yıl, 13 yıl boyunca parasal kaynakları, sosyal sorumluluk, sosyal düşünce şekli, gelişimi, markalaşması, gittikçe büyümesi için çok önemli bir yer. Çalışmanın karşılığını verir. Jüpiter çünkü 17 Temmuz'a kadar 6. evde evet. çok güzel gezegen açılarıyla çalışmanın karşılığını veriyor. Evet. Neptün de var orada. Kariyeri de etkiliyor. Kariyeri. Şimdi bazı yerlerde, bazı kovalarda düşüş olsa da pek çoğu kendi işini kuruyor. Büyüyor. Evet. Jüpiter, Satürn, evet. Neptün trilese daha da büyüme, para kazanma ve güçlenme dediğimiz tepkilere sebebiyet veriyor. Ya valla ben bu kadar derim. Bence bu kadar diyelim. Ben keyifli bir şey daha ekleyeyim. Bir hadi de yılın kovalar için en önemli zamanları tabii yeni ay ve dolunay zamanları. Bu yıl 30 Ocak'ta 10 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Aa, beni çok etkiliyor. Evet, özellikle 30 Ocak'a yakın zamanda doğanlar için bu yıl yenilikler ve başlangıçlar yılı olabilir. 12 Temmuz'da da 20 derece Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Bu da yine kovalar için önemli bir dönem işaret ediyor. O ilginç işte. Evet. İlginç. Sevgiler. Hoşça kalın. Güle güle.